Genetik hastalıklar son dönemde yaygınlaştı. Belki de tanı yöntemleri ileriye taşındığı için de genetik bağlantılar ortaya konmaya başlandı. Ama bu şu demek değil. Yani genetik olarak ailenizin şeker, tansiyon, kolesterol, kalp rahatsızlığı veya kanserin olması sizin de bunu yaşamanızla alakalı süreci zorunlu kılmaz. Çünkü oradan aktarılan bilgiler iki kısımdır. Birisi genotipik yapılar dediğimiz ana esas ve özel yapılardır, olması gereken yapılardır. Diğeri de fenotipik yapılar dediğimiz değişken yapılardır. Bu fenotipik yapılarla, bu son dönemde ortaya konan epigenetik bilim aslında bunu inceler, değişkendir, fonksiyonel süreçleri içerir. Ne demek bu olay? Yani bir tarafta göz rengi, kulak şekli, burun şekliniz var. Diğer tarafta da tansiyon, şeker gibi fonksiyonların olduğu bir kısım var. İşte o fonksiyonel kısım aslında değişkendir. Neye göre değişkendir? Hayatı idame etmeye göre değişkendir. Çünkü beden aklı hayatı idame etme üzerine kurgulanmıştır. Ve bu kurguyla mesela dolaşımdaki bir düzensizlik tansiyonla alakalı yeni yazılımı devreye koyabilir. Veya hücresel zorlanma hücrelerdeki yeni yazılımı devreye koyabilir, kanser dediğimiz süreci ortaya koyabilir. Siz ailenizden, çünkü bunlar bir nevi kanun hükmünde kararnameler gibidir, ailenizden bu değişen yapıları hazır olarak alırsınız. Bunlar zaman içinde siz zorlandığınızda ailenizdeki bu altyapı yazılım ne yapacağını çok iyi bildiği için bir anda kansere dönüş yapar, bir anda tansiyona, şekere dönüş yapar. Ama şu da mümkündür. Çünkü bu kanun hükmünde kararname olduğu için şöyle düşünmek lazım parantez içinde. Bir hükümet var. Hükümet kanun hükmünde kararnameyle vergiyi %15'ten 20'ye 25'e çıkardı. Ve bu işleme girdi. 3 gün sonra, 5 gün sonra, 5 ay sonra hükümet değişti. Yeni hükümet geldi. Yeni hükümet de kanun hükmünde kararnameyle devralmış oldu. Aslında yapılması gereken olay basit. Kanun hükmünde kararnameye sebep olan altyapıyı çözmek, meclisi toplayıp tekrar orijinal madde neyse ona çekmektir. Ve yapılması gereken de bedenimizde aslında budur. Çünkü siz ailenizden bunu kanun hükmünde kararname olarak o bilgileri aldınız. Değişen bilgileri ama esas bilgileriniz hep bir kenarda duruyor. O zaman yapılması gereken, biz meclisi toplayacağız ama önce altyapıda neler var bunu size iten, onları çözdüğümüzde zaten beden orijinal eski formuna geçiş yapacaktır. Bu geçişi yaparken de şöyle iki yol izler. Ya mevcut yazılımı değiştirir veya yazılımı açılmamış, kullanılmayan gen formları vardır. Onları aktif devreye koyarak beden sağlıklı sürece geçiş yapar. Yani ailenizden aldığınız genetik hastalıklarınız, genetik süreçleriniz sizin için kalıcı değildir. Korkmayın.